Merhaba sevgili izleyenler. Eğer benim gibi topluma mal olmuş ve rüştünü ispatlamış bir sanatçıysanız, insanlar sizi sever ve size saygı duyarlar. Hatta iyi ihtimalle sizi rol model bile alan insanlar çıkacaktır. Ben de bu işi yaklaşık 6 yıldır yaptığım için insanlar haliyle benim fikirlerimi merak ediyor, bana özel hayatlarını paylaşıp onlara bilgi vermemi, fikir vermemi istiyorlar. Bu izleyicimizden gelen bir mesaj benim gerçekten içimi parçaladı ve bu izleyici beni 6 yıldır yani yaptığım zamandan beri takip ediyor. Cream Pie Kerem arkadaşlar Nick'i. Kendisinin tam adını vermemi istemediği için Nick ile hitap etmemi söyledik. Niye böyle bir Nick seçmiş bilmiyorum. Cream Pie Kerem. Onun izniyle bana attığı mesajı paylaşıp bu videoda ona tavsiyelerimi vereceğim. Belki siz de yorumlarda ona yazarak destek olursunuz. Bir abi olarak gördüğüm için yardım istiyorum. İçimi dökmek istiyorum. Bugünlerde ruhsuzum, ölü gibiyim. Anlamsız geliyor çoğu şey. Artık bir anlamı kalmamış gibi. Depresyondayım sanıyorum. Hayır, mutsuzum. Ama mutsuz bir mutluluk. Her şey anlamını yitirmiş. Yaşadığım şeyleri gözden geçirdim. Olumlu olanlar az. Eğer Tanrı varsa, ki ben burada bir ekleme yapayım, vardır Tanrı, neden ateist olduğumu anlayabilir. Yaşadığım şeyler hoş değil. Daha 13 yaşındayım. Garip duygularım var. Bilmiyorum. Bazen çok mutlu oluyorum. Bazen biri tek kelime dahi yetse öldüresim geliyor. Allah Allah. Cevap vermesek mi acaba bu kişiye? İçimden kendime sen kafayı sıyırmışsın diyorum. Boş boş duvara bakıyorum. Hoş değil. Anlamsız ve boşuna. Yaşamayı gerektirecek şeyler var tabii ki. Ama anlamsız. Bunu önce de söylemişti. İki defa söylemiş herhalde. Anlam baskın olsun diye. Her şey garip. Daha önemlisi ebeveynlerimi anlamıyorum. Kısaca köylü gibi davranmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Köylü milletin efendisidir. Bu benim kendi eklemem. Cahillikten başka bir şey değil doğrusu. Geçen sırf neden benden izinsiz odamı değiştiriyorsun dedim. Biraz sesimi yükselttim. Beni bireyden saymamaları hiç hoş değil. Bazen sinirleniyorum. Aşırı sinirleniyorum. Beni şımarttıklarını söylüyorlar. Yalnız kendileri şımarık. Hep kendilerini haklı görüyorlar. Anlamsız. Bunu 3 defa tekrarlamış. Neden bilmiyorum. Demek ki gerçekten anlamsız. Niye yazdın lan o zaman bana bunu? Nasıl sefalet içinde yaşarken şımarık olabilirim onu da anlamıyorum. Hayır, parasızlıktan yiyecek istemeye utanan biriyim. Neden? Beni hep manipüle ediyorlar. Hakaret edesim var çünkü yaptıkları her şey boş. Boş konuşuyorlar, kendilerine toz kondurmuyorlar. Bak ben yanlışlarımın farkındayım. Ne yanlışı birader, ne yanlışı? Ben bana yanlış yapmadın ki. Ama onlar asla. Sadece aile sıkıntıları değil, ülkemin de farkındayım. Yaşananların farkındayım. Yapılanların farkındayım. Deliriyor gibi hissediyorum. Ergenlikten olsa gerek. Babama psikoloğa gönderin desem, onun için de paramız yok demiş ve mektubumuz burada son buluyor. Benden tavsiye de istememiş aslında, içini dökmüş. Benim ona söyleyebileceğim en güzel şey, sana söyleyebileceğim en güzel tavsiye Cream Pie Kerem. Takma kafana. Olur böyle. Çok da şey etme yani.